Mesela CHP'nin ekonomi yönetiminin iktidarın ekonomide yarattığı problemler ya da yönetememe hali ne ilişkin yürüttüğü politikada eksikler görüyor muydunuz? Yani şimdi siz muhtemel ki bugün seçilirseniz, parti meclis seçiminden çıkarsanız ekonomi politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısı olacaksınız. Bu genel başkan takdir tabii. O nasıl, ya, bunu takdir. Genel başkan söyledi zaten. O bakımdan ben de söylüyorum. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani mesela eskiden yapılan yanlış neydi? Şimdi farklı olarak ne yapacaksınız? Evet. Bunu düşünmüşsünüzdür. Şimdi düne kadar CHP'de mevcut bir genel başkan, parti meclisi, MYK'sı vesaire vardı. Artık pazartesine itibaren, yani bu geceden sonra yeni bir yönetim kişi. Genel başkanımız dün seçildi. Bu akşam parti meclisi seçilecek. Onun içerisinde bir MYK çıkacak. Dolayısıyla düne kadar görevde olanların hatalarını falan böyle kamuoyu önünde konuşmaya çok ihtiyaç yok. Onlar ellerinden gelenin iyisini yaptıklarını düşünüyorum ama biz biraz daha farklı bir şey yapmalıyız diye düşünüyorum. Tamam, çünkü mevcut yapılanların çok siyaseten beklenen sonucu. Valla şimdi ekonomi dediğimiz zaman sadece döviz, faiz, borsa değil. Ekonomi çok, ya hayatın hemen her alanını, yani bunun içerisinde tarım var, sanayi var, finans sektörü, bunun içerisinde iş dünyası, iş dünyası derken çalışma hayatı, işte emek ilişkileri vesaire gibi, bu alanların tamamını kapsayan bir yer. Dolayısıyla bunların her birine ilişkin çok daha sistematik, Türkiye'nin bu alanlarında mevcut sorunlarını sosyal demokrat bir bakış açısıyla çözümlerimizi ve bu çözümlere yönelik politika metinlerini ortaya koyup bunları vatandaşa anlatıp onları ikna ederek bu politikaları uygulama imkanı verecek iktidara ulaşmamızı sağlamak. Yani biz bunu yapacağız. Tabii bu sadece oturup belge yazacağımız anlamına gelmesin. Sonuçta eğer imkanımız olursa pazartesi ben siyasetçi kimliğimiz olacak. Dolayısıyla sadece rapor yazan ya da çözüm üreten kağıt üzerinde olmaktan olmanın yanında aynı zamanda aktif olarak hayatın içerisinde de siyasetçi olarak var olmak lazım. Daha görünür bir yöntem ya da yol izleyeceğimizi biliyorum. Çünkü konuşmalarımız hep o yönde. Hayatın her alanda, işte eğer ben ekonomiyle yetkilendirilirsem o alanda görev vermesin. Her yerde göreceksiniz. Biz de düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Bugün parti meclisi seçiminden ne bekliyorsunuz hocam? Şimdi Özgür Özel genel başkan bir anahtar liste verecek. Yani delegelere dağıtılacak. Benim için ideal parti meclisi budur anlamına gelen bir anahtar liste. Kılıçdaroğlu tarafında olanların da bir liste çıkarabileceğinden bahsediliyor. Genel başkanın verdiği anahtar listeden ne kadar ağırlığını oluşturabilir sizce? Hava değişmiş midir? Şimdi bence sevgili İnan, istersen şeyi konuşalım. Demokrasinin nasıl işlediğini güzel bir örnek olarak. Ben de izliyorum biraz önce, şu anda da isimler okunuyor arkada. CHP üyesi olan herkes parti meclisine aday olabilir. Olabilir. Şimdiye kadar işte 300 küsür isim vardı 387. galiba. 387. Bu başka hiçbir partide böyle bir imkan yok biliyorsunuz. Yok. Yani işte AKP kurultayını yaptı. Siz orada aday olanların listesi, orada bir rekabet vesaire gibi bir şey gördünüz mü? Öyle bir şey yok. Dolayısıyla CHP'nin demokrasiyi biraz nasıl içselleştirdiğinin de bir göstergesi. Ben aşağıda dolaştım kurultay salonunda. Hakikaten parti meclisine aday olanlar delegeleri ikna etmek için işte her biriyle tokalaşıyorlar, kartlarını veriyorlar, özgeçmişlerini iletiyorlar. Promosyon malzemesi dağıtanlar vardı. Ay, böyle ama güzel bir şey değil mi? Yani bir partinin en üst karar organına aday olma imkanı var ve bunu da sonuna kadar değerlendiriyor. Bu aynı insanlar mesela seçildikleri ya da seçilmedikleri takdirde partinin seçim kampanyalarında da daha makro düzeyde aynı faaliyeti gösterecekler. Bu biraz da eğitim oluyor. Yani hiç daha önce sahaya çıkıp da saha çalışması yapmamış insanlar için. Hocam şimdi siz tabii demin İnan da hatırlattı. Eğer seçilirseniz orada, yani bulunduğunuz o organda ve tabii
Sayın Genel Başkan'ın da en yakın çeperindeki çekirdek kadroda en ağır dosyalardan biri koltuğumuzun altında olacak. Korkutmayın beni ilk günden. Yok, hayır, Zafer sizin Bey. O ağır dosyalara alışkanlığınızı biliyoruz. Konuya da ne kadar hakim olduğunuzu, yani suratınıza diye değil, herkes biliyor. Bu ağır dosya tabii ekonomi başlığını taşıyor. Neden ağır dosya? Çünkü Türkiye'nin en ağır sorunu. En güncel, en yakıcı, en acil çözülmesi gereken sorunu. Şimdi geçmişte hep şu tartışma yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi de diğer muhalefet partileri de hani seçimlerde yenildikten sonra hep şu gerekçeyi ortaya koydular. Anlatamadık kendimizi. Siz gerçekten anlatmada bir sorun yaşandığını mı düşünüyorsunuz bugüne kadar? Ya da yanlış anlatılmış olduğuna mı inanıyorsunuz? Yani hani anlatamadık derken şekli mi kastediyorlar, yoksa içeriği biz iyi kavrayamadık da biz anlatamadık mı? Siz nasıl algılıyorsunuz bu anlatamama gerekçesini? Şimdi tabii seçmenin oy davranışını etkileyen tek faktör ekonomi değil. En önemli faktör ne olduğunu ben biliyorum. Çünkü insanların yaşam standartını en doğrudan etkileyen alan orası. Ama onun dışında bir başka sahipli insanların oy kullanma davranışında bulunduğunu biliyoruz. Bu son seçimde hangi sahiplerin daha baskın olduğunu, işte yarışan partilerin neyi öne çıkardıklarını ya da kendilerinin iyi olduğunu düşündükleri konuları öne çıkararak seçmenin teveccühüne sunduklarını hepimiz biliyoruz. İşte milli güvenlik, gemiler, uçaklar filan gibi şeyler de vardı. Dolayısıyla sadece ekonomiyi iyi anlatamamakla değil ama bütün seçimin içeriğini bütüncül olarak değerlendirip bakmak lazım. Orada neler eksikti. Ama şunu da yapmamak lazım. Yani ben bunu muhalefet partilerinin bütününde genel olarak şöyle görüyorum. Ya ekonomi o kadar kötü ki insanlar mecburen değiştirecekler. Ama öyle olmadığını gördük. Yani, tencere tayin eder. Evet, evet yani tencere boşsa ya da kaynamıyorsa tencere iktidarı götürür. Öyle olmayabiliyor. Dolayısıyla sizin biraz daha böyle güçlü bir biçimde onun neden öyle olduğunu, aslında onun öyle olmak zorunda olmadığını, o sonucun iktidarın politik tercihlerinin bir sonucu olduğunu, eğer iktidara biz gelirsek politik tercihlerimiz farklı olacağı için vatandaşın maliyetlerine karşı karşıya kalmayacağını anlatabilmek gerekir diye düşünüyorum. Ama tek faktör ekonomi de değil, onu bu seçimlerde gördüm. Peki yine bu cümleden olmak üzere sizden önce, yani Kemal Bey dönemindeki ekonomi yönetimi, partinin ekonomi kurmayları bir ekonomi masası turları yaptılar Faik Bey'in önderliğinde. Onlar sizin gözlemleyebildiğiniz kadarıyla ikna edici ve nasıl diyeyim, anlatıcı oldu mu seçmene? Ben maalesef çok yakın takip edemedim o çalışmaları. Dolayısıyla bir değerlendirme yapacağız. Şu anda parti meclisi aday listesi tamamlanmış. Sıralı listeyi okuyorlar Zafer abi. Evet, numaralandırmışlar. 87 isim okunacak. Sonrasında liste dağıtılacak, oylamaya geçilecek artık. Ama bu iş uzun sürer değil mi hocam? Çok yani bayağı zaman alır. Yarın sabah 8'i 9'u bulabilir. Bulur değil mi? Çünkü bir şey kontrol edecek. Çünkü seçilebilecekten fazla isim işaretlenmemiş olması evet. Gerekir. Onlar kontrol edecek. Her listede farklı isimler işaretleneceği için onların değerlenmesi falan. Delegeler açısından da zor. Evet. İşte tek tek sayacaklar. Kaç tane işaret ettiler. Gönüllerinde yatan adayların yerini bulacaklar falan. Uzun iş. Bir 10 dakika falan. İyi ki ben delege değilim yani bu akşam. Peki. Hocam başka bir kanala gideceksiniz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Zaman ayırdığınız için. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Bir tam ekran görüntü verin arkadaşlar. Ben Yalçın Hoca'yı uğurlayayım. O sırada biz Zafer abiyle sohbete devam edeceğiz. Başka konuklarımız da olacak. Hocam buyurun, şöyle alayım sizi. Teşekkür ederim. Şimdi Zafer abi bizim açımızdan kurultay. Yani bu ne zaman başlar ne zaman biter meselesini hiç tutturamadık. Dün hatta sen İstanbul'dan geldin. Dün böyle 8-9 gibi biter diyor,
deniliyordu. Genel başkanlık seçimi 8-9 evet. gibi biter deniyordu. Bir akşam yemeği yiyebilir miyiz acaba diye evet. falan konuşuyorduk. Ama bugün gece... hala buradayız. Hatta buradan duyuralım, yarın da burada olacağız. Ama yarın medya terapi programını yapacağız inşallah. Buradan yapacağız. Ankara'dan yapacağız. Şimdi tabii... yarın parti meclisi şekillenmiş olur o saatte herhalde. Herhalde sabah.